Antakya Belediyesi hizmet çıtasını yükseltmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tahtaköprü Yıldırım mevkiinde yapılacak olan mesire yerleri Antakya'ya yepyeni bir yüz kazandıracak. Mesire alanını yerinde inceleyen Başkan Kimyeci, konu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu. Tahtaköprü köyümüzdeki bu serin Yıldırım deresi mesire alanı bizim en önemli projelerimizden bir tanesi. 120 bin metrekare alan üzerinde çok özel bir peyzaj düzenlemesi, ağaçlara zarar vermeden tam tersine onları koruyacak şekilde temel bir yaklaşımla projelendirilerek aynı zamanda piknik ve mesire için gelen vatandaşlarımızın ailesiyle rahatlıkla araçlarını park edip pikniğini yapacağı güzel mekanları projemizde yerleştirdik. Arzu ederlerse yine bir özel bir restoran yapmak suretiyle hizmet alıp her türlü yeme içme en güzel lezzetlerin olduğu bir tesisimiz de hazır olacak. Aynı şekilde ailelerin rahatlıkla kullanabileceği özel bölümler olmak suretiyle ailecek kullanacakları mekanlar böylece hazır edilmiş olunacak. Aynı zamanda ailelerin piknik için geldiğinde hem tuvalet hem lavabo ihtiyacını görecek ve bütün ihtiyaçlar karşılandığı gibi aynı zamanda ortak mutfak üniteleri de yer yer yerleştirilecek. Projemizde yine çocuklarımızı doğayla baş başa olmasını pekiştirmek için bir minik hayvanat bahçesi projemizde gösterdik. Burada olduğu gibi aynı zamanda hayvanlara dokunabilecekleri, sevebilecekleri bir ortam oluşturduğumuz gibi 3 tane farklı oyun alanı da yerleştirmek suretiyle 120 bin metrekarelik alanın her bir noktasını doğayla iç içe olacak bir şekilde biçimlendirmiş olacağız. Keza bu projenin temelini oluşturan Yıldırım Deresi'ni de güzel bir düzenlemeyle, mühendislik düzenlemesiyle doğasına zarar vermeden içerideki tahribatları ve birikmiş alüminyum pislikleri kaldırmak suretiyle güzel bir kullanılan, aynı zamanda göze hoş gelen mimari biçimlendirmelerle inşallah milletimizin hizmetine almış olacağız. Bugün ön bir inceleme, projenin yerinde uygulanmasını takip için Antakya Belediyesi'nin değerli çalışanlarıyla birlikte geldik. Başta muavinimiz Erhan Bey, imar müdüremiz Elçin Hanım, park bahçe müdürümüz Hasan Bey, fen işleri müdürümüz, keza konusunda uzman peyzaj mimarlarımız, gene makine mühendisi Hüseyin Bey'in, aynı şekilde Abdülkadir Bey'in ziraat mühendisi olarak hep beraberce alanda bir inceleme keşif için geldik. Projemizi hazırlayan peyzaj mimarımız Fuat Bey şimdi arazide bizi projeyle birlikte gezdirmiş olacak. Başından itibaren çocuklarımız için düşündüğü birbirinden ilginç mimari düzenlemelerle birçok sürprizimizi önümüzdeki piknik sezonu inşallah yetiştireceğiz. Aynı zamanda gelen gençlerimizin oynayabilecekleri oyun sahalarını, futbol sahalarını, voleybol sahalarını, her türlü fiziksel aktiviteler yerine getirebileceğimiz mekanlarda Antakya'mıza kazandırmış olacağız. Ben bu güzel projeyi emeğe geçen bütün kardeşlerime Antakya Belediyesi şahsım ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı mübarek olsun, tamam, inşallah. Başkanım, alanımızın girişinde bir adet güvenlik kulübemiz. Evet. Burada bir numaralı yerde. Mevcut stabilize yolumuz var. Evet. Onunla beraber 3 adet otopark alanı oluşturduk projede. Bu görmüş olduğumuz düzlükte bir mini golf alanı oluşturduk. Onun dışında 40 adet bungalov ev, insanların günübirlik gelip burada konaklamaları için 200 kişilik kır lokantası mevcut projemizde. Evet. Onun dışında bir küçük bir midilli bahçesi, bir gölet oluşturduk burada. Antakya'mızın bir ihtiyaç duyup şu anda gitmekte sıkıntı çektiği, özellikle içkisiz bir ortam, bir dinlenme mekanı olarak Antakya'mıza bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Böylece ailelerin, çocuklarıyla, sevdikleriyle, misafirleriyle rahatlıkla
gelebilecekleri, doğayla iç içe olabilecekleri bir mekanı şehrimize kazandırmış olmanın kıvancını şimdiden yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrar emeği geçen tüm arkadaşlarımıza.